Son günlər Türkiyə və Azərbaycan rəsmilərinin mütəmadi qarşılıqlı səfərlər həyata keçirməsi ölkələr arasında diplomatik və mənəvi bağların daha da güclənməsinə işarədir. Müdafiə Nazirinin müavini Əlahiddə Ümumqoşun ordu komandanı General Polkovnik Kərəm Mustafayevin Türkiyəyə gözlənilməz səfər etməsi və Müdafiə Naziri Hulusi Akarla keçirdiyi görüşdə iki ölkənin hərbi sahədə əməkdaşlığı genişləndirməsinə xidmət edir. Türkiyənin hərbi ekspertlərinə görə mövcud vəziyyətdə bu cür səfərlər düşmən ölkə tərəfindən diqqətlə izlənilir. Keçirilən hər görüş isə regionun eləcə də Qarabağın təhlükəsizliyi üçün önəmlidir. Azərbaycan Savunma Bakan Yardımcısının dün Türkiyəyə gelişi, aynı zamanda Naxçıvan Ordu Komutanının Türkiyədə Milli Savunma Bakanı Akar'ı ziyareti zannediyorum bu Ateşkes İzleme Merkezi'nin son durumu, oradaki faaliyetin başlama zamanı, oradaki işbirliği faaliyetleri gözden geçirilmiştir, konuşulmuştur mutlaka. Aynı zamanda şunu da biliyoruz ki Nahçıvan'ın Türkiye ile olan bağlantısı sürekli var. Çünkü oradaki ordunun lojistik anlamında desteklenmesi de zaten Türkiye'den yapılıyor. Bununla ilgili istişareler de her zaman Savunma Bakanlığı ile yapılıyor, Azerbaycan'la görüşmek suretiyle. Burada özellikle Ağdam'da kurulacak olan Ateşkes İzleme Merkezi veya Ateşkes Kontrol Merkezi'nin çalışabileceği mekan belli oldu. İnşaat faaliyetleri devam ediyor. Oradaki teknik altyapı çalışmaları tesis edildikten sonra, tamamlandıktan sonra orada Rusya ve Türkiye birlikte çalışacak bu merkezde. Karabağ'daki barış gücü askerlerinin ateşkes faaliyetlerini hem havadan hem teknik olarak burayı denetleyecek, kontrol edecek. İhlaller varsa bildirecek. Dolayısıyla bu inşaat faaliyetleri biter bitmez de Ateşkes Kontrol Merkezi'nin göreve başlayacağını da değerlendiriyorum. Türkiye ve Azerbaycan Karabağ'ın çevresinde gözlem evleri ve gözlem merkezleri kuracaklar. Bunun amacı aynı zamanda özellikle tabii ki diğer yerlerde bir sorun yok. Diğer yerlere bu 1 milyon ve 1 milyonun üzerinde göçkün, kaçkın konumuna girmiş olan ailelerin tekrar bu bölgelere dönmesi için yeterli altyapıyı zaten Azerbaycan yapacak, ona inanıyoruz. Ve bu suretle özellikle Karabağ'da da Ermeni nüfusunun çok üstünde. Zaten orada Karabağ'da 60 bin Ermeni şu anda var olduğu söyleniyor. Ama o bölgeden, Karabağ'dan göçmüş olan Azerbaycan nüfusu aşağı yukarı 300 bindi 92-93 yılında. Şimdi bu nüfusun tekrar geri dönmesi lazım. Şimdi bu nüfusun mümkün olduğu kadarıyla özellikle öncelikle Karabağ'daki altyapıyı hemen yapmak, onların evlerini, ne ihtiyaçları varsa okullarını, hastanelerini, sağlık ocaklarını falan Azerbaycan'ın bir an evvel yapması ve Türk nüfusun mümkün olduğu kadar süratle Karabağ'a yerleşmesi lazım ki bu işlemler daha iyi yürüsün. Ondan sonra diğer bölgeler zaten Rus askeri falan da olmadığı için Türk askeriyle Azerbaycan askeri de Karabağ'ın çevresinde kontrol merkezleri ve kontrol birimleri kurduğu için çok daha rahatlıkla işlemler yürüyecektir.